Birleşmiş Milletler'in almış olduğu bir karar sonrası 25 Kasım kadına şiddete yönelik uygulamaların uluslararası mücadele ve dayanışma günü nedeniyle baromuzun Barolar Birliği olarak ortak bir şekilde hazırladığı basın bültenini yönetim kurulu üyesi arkadaşımız Neşe Hanım okuyacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum. Yasaların etkin uygulanmasındaki mücadelemizin ve İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesine ilişkin irademizin devam edeceğini bir kez daha beyan ediyoruz. Kadınların insan haklarını ihlal eden düzene karşı direnişlerinden yola çıkarak 1999 yılında Birleşmiş Milletler kararı ile ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, bugün de kadınların özgür, eşitsiz ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesiyle devam etmektedir. Sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok eşitlik, özgürlük mücadelesi veriyor. Yanı başımızda İran'da Mahsa Amini'nin başörtüsü gerekçe gösterilerek öldürülmesinin ardından güçlenen kadın hareketini selamlıyoruz. Mücadeleleri mücadelemizdir. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması devletin sorumluluğundadır. Özel ve kamusal alanda kadına yönelik şiddetin hala devam etmesi, kadınlar güvende olmaları gereken toplu taşınma araçlarında ve caddelerde dahi tanımadıkları erkekler tarafından şiddete uğruyorsa, aldıkları koruma kararlarına rağmen öldürülüyorlarsa, bunun nedeni şiddetle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmemesi, aksine kadınların insan haklarını ve en önemlisi yaşam haklarını koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri kaldırmaya yönelik saldırılar karşısında etkisiz kalınmasıdır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6284 sayılı kanun ve imzalamış olduğumuz sözleşmeler başta olmak üzere kadın haklarını güvence altına alan mevzuatın devletin her bir organı tarafından eksiksiz uygulanması, uygulamanın denetlenmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitsizliği ortadan kaldıran politikalar üretilmesi, kadına yönelik şiddet suçlarında etkin ve caydırıcı cezalar verilerek bu cezaların infazlarının eksiksiz tamamlanması ile temel bir insan hakları belgesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulması, kadına yönelik şiddet suçlarında etkin ve caydırıcı cezalar verilerek bu cezaların infazlarının eksiksiz tamamlanması ile temel bir insan hakları belgesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulması öncelikli taleplerimizdir. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak her gün olduğu gibi bugün de kadınların kazanımlarını elinden alacak olan düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya devam edeceğimizi, yasaların eksiksiz uygulanması konusunda tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının uygulamalarını takip edeceğimizi, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesi yönündeki ısrarımız ve kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu. Evet.